Herkese merhabalar arkadaşlar. Kanala hoş geldiniz. Ee, bugün konumuz mega evrim. Mega evrimle ilgili hissetmiş olmam lazım ki yakında bir video çekmiştim zaten. Ee, orada PGTO'yu evrimleştirmiştim. Pardon şöyle yapalım. <laughs> ee, orada da aslında mega evrimin detaylarını anlatmıştım. Fakat e, bu gelen güncelleme ile birlikte oradaki detayların birçoğu e, yanmış oluyor. Bu arada Mega Evrim yaptığınız Pokemon yapmayanları varsa şöyle arkada artık Mega Evrimini görebilir hale geliyorsunuz. Bu çok güzel bir detay. Bakın şöyle hangi Evrimi yaptığınız görünüyor arkada. Bence bunun Y versiyonunda yapınca o da diğer tarafta görünecek diye düşünüyorum. Yapmadığınız Pokémon'da daha henüz görünmüyor. Şimdi Mega Evrim videosunda bunun sınırlı bir süre olduğunu ve her seferinde Mega Evrim <laughs> enerjisini Kullanacağımızı söylemiştim. Oraya kadar her şey aynı. Ee, bakın, bu Pokemon Mega Evrim olmamış ve bunun 200'e ihtiyacı var. Bunu Mega Evrim yaptım, 40'a ihtiyacı var. Buraya kadar aynı. Fakat şurada gördüğünüz 7 gün simgesi geldi. Bu da oyundaki gibi e, oyun'a biraz daha yakın. Hani evet, oyunda Mega Enerji falan muhabbeti yoktu ama e, çok maksimum güç harcadığı için Pokemon'unuz... Onun bir dinlenme süreci oluyordu. Burada da 7 günle bunu kıyaslamışlar. Fakat 3 ayrı ibare, 3 ayrı seviye koymuşlar. Bu bir nevi sizin body pokemonunuzdaki şuradaki seviyeler gibi düşünebilirsiniz. Yeni seviyeye gelmiş ve ben buna gerçekten bayıldım. Bunun hatta sürekli Mega Evrim videosunda da bununla yakınmıştık. Yorumlarda da yakınmıştık. Hani neden bu sınırsız değil diye. Bin bir nevi sınırsız oldu diyebiliriz. Bakın ben bunu mega evrim yapmıştım. Mesela arkada duruyor. şunun shiny versiyonu da mega evrim yapmıştım. O da duruyor. Şimdi bu Pokemon'lar dinlenmiş olduğu için bakın enerji olmadan ben bunları tekrardan mega evrim yapabiliyorum. Bu da şu demek oluyor. Bu Pokemon'umuz dinlendiğinde şöyle göstereyim. Evet bu Pokemon'umuz 7 gün boyunca dinlendiğinde bunu istediğimiz zaman mega evrim yapacağız. Fakat şöyle bir detay var. Mega evrim yaptıkça da bu Pokemon güçleniyor. Yani güçlenmeden kasıt şuradaki özellikler değişiyor. İşte yakalama şekeri bonusu. Ekstra şeker alabiliyorsunuz. Takım arkadaşlarınızda saldırılar artıyor. 7 günlük dinlenme süreci diyor. Bu 7 günlük dinlenme süreci özellikle ciddi seviyelerde artıyor. Ciddi seviyelerde azalıyor. Ve enerji alabiliyorsunuz. Şöyle göstereyim. Enerji azaltması alabiliyorsunuz sadece. İki seviyeye ulaştırdığınız zaman ki iki seviyeye ulaştırmak bence kolay 6 kez yapıyorsunuz. Yani şöyle 7 günde bir eğer bunu beklemek istemiyorsanız <laughs> ve örnek veriyorum bendeki çarizat gibi fazladan mega enerjiniz varsa bunu 8 saatte bir evrim yapıp ki evrim yaptıktan sonra sonuçta buradaki değer de düşecek. Bunu evrim yapıp bunu değerleri aşağı çekip daha erken seviye atlatabilirsiniz ve seviye atlattığınızda işte bu bekleme süresi 5 güne düşecek ki güzel bir rakam. 5 günde bir bunun mega evrimini bir nevi ücretsiz olarak kullanabilmeniz çok büyük avantaj. Burada biraz abartılı olmuş yani abartılıdan kastım zor olmuş. 29 kere yani 30 kere toplamda mega evrim yaptığınız zaman 3 güne bir düşüyor ve bu çok güzel bir şey. Evet bunu yapabilir miyiz? Zor yaparız. Bunun için hem fazla zamana ihtiyacımız var hem fazladan mega enerjiye ihtiyacımız var. Evet ciddi oranda düştü. Küçük bir hesapla 200'den ta 40'lara kadar düştüğü için tabi bu etkinlik sürecinde bu kadar hızlı düşüyor olabilir. Yani bu şu an şu 3 günde, şu 2 günde eğer şey yaparsanız, mega evriminizi daha çok yaparsanız, şuradan bakalım. Yok. Öyle bir detay yok burada. Ama yine de olabilir. Ben e, istediğim Pokemon'u yani örnek veriyorum ben Gyarados'u kesinlikle mega evrimini istiyorum ama mega enerjim yok. Eğer bu süreçte mega enerjiyi bulursam kesinlikle dosu yapacağım ve Gayra e, mega evrimi gerçekten çok güçlü olacak. Şimdi şuradan mega evrim bu arada neredeyse hiç kullanmıyordum. Hani özel bir anda kullanabilmek adına neredeyse hiç kullanmıyordum. Fakat e, bunun güne baz alınması ve bununla beraber istediğimiz zaman mega evrim yapacağımız için ben bunu çok fazla kullanacağım. Belki oyun bunu düşündü. Belki de yorumlarla ilgili geldi bu. Çünkü ben çok yerde yorum gördüm. Hani neden bu sınırsız değil? Sonuçta oyunda sürekli yapılıyor falan ya da sürekli neden kalmıyor? Sürekli kalması mantıklı olmazdı ama şunu şöyle 29 yapıp 3 günde bir kullanabilmek gerçekten çok iyi bir şey. Ki 3 güne kadar geldiğinizde belki de çok küçük mega enerjiyle örnek veriyorum 10-20 ya da 5 mega enerjiyle bunu siz anlık olarak da yapabileceksiniz. Neredeyse sürekli bir mega yarattığınız olacak. <laughs> Bu konu gerçekten benim çok hoşuma gitti. Ki gelen yorumları da görüyorum. Şu detay bile yeter ya. Yani şu detay bile oyunda gerçekten çok güzel bir detay. Şuna bakayım. Bakın ben bunu daha önce... Mega Evrim yaptığım için bunu istediğim zaman şu an yapabiliyorum zaten. Ee, ama ben Pokemon'u bir Pokemon belirleyip ve onun üzerinde gitmeyi planlıyorum. Gerçekten kullanabileceğim gerçekten e, işime yarayacak bir Pokemon üzerinden gitmek istiyorum. Şimdi gözüme çarpan detaylardan biri e, bilenleriniz vardır. Ben Slowbro'yu çok seviyorum. Fakat bunu tam güçlendirmem lazım ilk etapta. Bu arada Mega Evrim videosunda bahsetmiştim. Yine de bahsedeyim sizlere. Ee, Pokemon'unuzu tam güçlendirdikten sonra e, Mega Evrim yapmanız Onun çok daha sağlıklı bir şekilde e, daha güçlü olmasını sağlıyor O yüzden tamamen Pokemon'unuzu güçlendirin Gücü full olsun Bu arada Mega Evrim'den geri döndüğünde tekrardan güçlendirebiliyorsunuz ama e, Mega Evrim halinde güç basamıyorsunuz Bunu bilin Önemli bir detay bu ee, Şunu yapacağım Üzerinde 2021 e, yazıyor diye ve 91 IV olduğu için bunu yapacağım, bunu kullanacağım. E, belki Shiny'sini de yaparım. Shiny Charizard'ı aslında düşünüyorum ama e, şu nedenle yapmayabilirim. E, çünkü buna 200 Mega enerji gidecek ve sadece görsel çünkü bunun IV'si gerçekten çok düşük. Çok çöp. Hani onun yerine e, belki de bu full olanı Tamamlarım daha mantıklı geliyor bana Yorumlarda da Bekliyorum hani hangisini yapayım Hangisini yapmayayım diye e, Şimdi bu da güzel bir pokemon e, Bunu yapacağım yani Özellikle bunun mega evrimi gerçekten çok güzel e, Başka Enerjim yok ama e, Bunun mega evrim yapıp e, Bununla dolaşıp gezdiğimde Ya da pokemon yakaladığımda e, Ona göre de farklı Sonuçta şey alacağım Mega enerji alacağım için kullanacağım bunu. Ee, şimdi şu olacak, şuna bakayım. Mega enerji bayağı var. ya Özellikle şu Pokemon'da çok fazla var. Oyun e, gerçekten ücretsiz dağıtıyormuş gibi bunun megasını dağıttı. E, bendeki de gerçekten güçlü. Gerçekten kasılmaya değer güçlü Pokemon. Ben e, her boşluk bulduğumda buna da basacağım. Zaman buldukça buna basacağım. Zaman buldukça buna basacağım. E, çünkü fazla mega enerjim olduğu için ben bunu e, full seviyeye ulaştırabileceğimi düşünüyorum. Ayrıyeten 1800'ü görüyor. Bunu tamamen kasmaya değer mi bilmiyorum. Kullananları var. E, deneyeceğim. Bu da seçenekler arasında. Çok fazla enerjim var diye e, kesinlikle fulleneceklerden biri bu kesinlikle. Ee, onun dışında şunu sadece görsel olarak yapacağım, videosu olsun diye yapacağım. Onun dışında çarizata e, yönelebilirim diye düşünüyorum. Ee, bir tane slowbro yapayım şu an videoda sizle beraber. Ee, onu da görmüş olalım. Şimdi en güçlü slowbro bu aralarında. Daha doğrusu kostümlü diye daha çok bunu yapmak istiyorum. Ee, bunu yapacağım. Bunun da bir kendine has şey olsun. Güçlendirme şimdi yapmayacağım. Daha sonra yaparım. Ee, zaten kullanmayacağım. Ama kullanacağım zaman ve kasacağım zaman biliyorsunuz ben Slowbro, Slowking bu Pokemon'ları gerçekten çok seviyorum. Şöyle hep birlikte bir Mega Evrim yapalım. Oh! 4300 mü? Çok iyiymiş ya. Bu arada bir Pokemon'unuz Mega Evrim'deyken diğer Pokemon'unuzu aynı anda yapamıyorsunuz. Yani bu süreç çok uzun sürebilir ama Slowbro'nun bu kadar güçlü olmasını beklemiyordum gerçekten. Şöyle bir deneyelim. Beni şaşırttı. Acaba gücü tam olsaydı 5000'i falan mı görüyor? Bilenleriniz varsa yazsın. Onu şu an görmem için enerji enerjim yok ama Pokemon'un bu kadar güçlü olduğunu bilmiyordum. Pokemon'unu seviyesini şimdi yükseltebilirsin. Ee, tamam. Tamam. Ee, aynen. Bu Pokemon'da gerçekten e, şeye değer arkadaşlar. Kasmaya değermiş. Ee, bir dahakine ne kadar enerji gerekecek bilmiyorum ama e, 4300'lük bir Pokemon e, gerçekten beni şaşırttı. Çok çok güçlü oldu. Çok çok güçlü oldu hem de. Zaten Slowbro güçlü Pokemon'da Bu kadar güçlü olmasını beklemiyordum. Şöyle bir yanımıza çağıralım. Bakın, yürümeyle beraber Mega Enerji alacağınızı buradan görüyorsunuz. Bunun zaten Mega Enerjisi fazla diye ben buraya Slowbro'yu alabilirim aslında. Slowbro ile birlikte Mega Enerji de toplarım. Ve <laughs> yani Mega olarak yanınıza dolaşmasına gerek yok. Bundan sonra dolaştığında 15 de çok ciddi bir rakam gerçekten. Şöyle bir ortaya çıkartalım şu arkadaşı. Evet. Birazdan çıkartırız. Bazen böyle ufak tefek e, takılmalı oluyor da. Şu yandaki küçük fotoğrafı baya büyükmüş. Sanırım e, Pokemon baya büyük. Tahmin ettiğimizden boyut olarak büyük. Birazdan boyutlarına da bakarım. Boyut olarak sanırım çok büyük. E, Slow King, Slow Bro bunlar çok güçlü Pokemon'lar arkadaşlar. Çok çok güçlü Pokemon'lar bunlar. E, hiç göz ardı etmeyin. Ben halen Slowking'i, Slowbro'yu, slow Kingi daha çok kullanıyorum gerçi. Ya da Galarian versiyonlarını çok fazla kullanıyorum. Bunları kesinlikle kullanın. Şunu şöyle bir maçta da görelim. Zaten yanımızda şey var. Bir yanıma çıksın. Şöyle bir zaman geçsin diye yapalım. Şunun boyutlarına bakayım. Bunun boyutu çok büyük olmaması lazım ama 2 metre boylarında bir şey yani. O fotoğrafta e, neden o kadar büyük göründü bilmiyorum. Neyse şu saldırı yapalım diyecektim. Çok büyük değil ama bir garip görünüyor. Nereye gitti? Tam da saldırı yapacaktık. Neyse. Evet dostlar, Mega Enerji, Mega Evrim bunlar çok güzel şeyler. Gerçi saldırısını görmek için e, bu arada buraya katılamıyoruz diye biliyorum. Hemen bakayım. Evet. Burada kullanamıyorsunuz. Ama deneme maçlarında sanırım kullanabiliriz. Tam savaştıracakken şeyin gitmesi de ayrı bir gıcık. Şurada deneyelim. Eğitimde olması lazım aynen. Eğitimde kullanabiliyorsunuz bunları. Ya yani görme açısından saldırısını ya da tipini görme açısından ben e, kullanmayı seviyorum. Bu arada saldırına falan saldırılarına falan hiç dikkat etmedim nedir ne değildir diye ama evet ters e, normalde su pokemon'la karşı su kullanmış olduk. Aa saldırarak dönerek vuruyor. Efekti gerçekten çok güzelmiş. Savunmasına bakalım. Ya su Pokemon'u su Pokemon'la çok fazla zarar veremeyecektir ama aynen neredeyse hiç zarar veremiyor zaten. Saldırısı da güzel. Tipi de çok güzel. Ee, gerçekten kullanışlı bir Pokemon olacak. Beklediğim beklentimin üstünde çıktı Slowbro. Şöyle bir daha buradan bakayım. Su tabancası varmış bunu değiştirirsek farklı şeyler yaparak bunu daha güçlü hale getirebiliriz. Bir türlü yazamadım. Evet mesela şu slow kingleri falan tabi bunlar mega e, enerji olmuyor ama e, mega evrim olmuyorlar ama gerçekten çok güçlüler. Şunlara bakayım. Pisicik ve su vuruşu olarak vurabiliyormuş. Şu su tabancasını değiştirelim görme açısından ne olabiliyor. Evet mesela bunu kafa karışıklığı yapıp diğerinde buz ışını yaparsanız e, bence bu arkadaş bakın şunlar da çıkıyor e, aynı türden Pokemon yakaladığınızda ekstra e, güç ya da ekstra mega enerji falan veriyordu. şunları da hemen bakalım. Ya yani roket takımına karşı savaştaydık. gerçek gücünü görebilirdik. Ne verdi? Evet, bir Mega Enerji verdi dostlar. Fazladan, pardon, fazladan slow bro şekeri verdi tam olarak. Yanlışlık olmasın. Bununla ilgili aklınıza soru işareti gelirse kesinlikle benimle paylaşın. Katmak istediğiniz şeyler varsa kesinlikle benimle paylaşın. Her zaman dediğim gibi oyunla ilgili her şeyi tamamen kusursuz bir şekilde bilmiyorum. Ee, aranızda gerçekten çok çok başarılı olan arkadaşlar var. Ve yorumlarını e, bizden eksik etmiyorlar sağ olsunlar. Şimdi su olarak vursaydım tabii ki daha güçlü olurdu. Fakat şöyle baktığınız zaman e, güçlü. Bir saldırsın ateş Pokemon'u bizimki de su Pokemon'u sayılır. E, o yüzden çok zarar vereceğini sanmıyorum. Evet Slowbro'yu ya da Slowking'i ya da şu anki gibi şu anki versiyonunun en se en çok sevdiğim özelliği e, savunmasının çok yüksek oluşu. Savunması gerçekten çok iyi. Tamam, burada da gördük. <laughs> e, zaten pisçik olarak kullanıyorum ben genelde bunları. E, o şekilde seviyorum. Siz nasıl kullanırsınız nasıl edersiniz bilmiyorum. Şuradan bakalım. Bakın burada su veya pisişik türü. Yani şu demek oluyor. Pokemonunuzun şuradaki özellikleri neyse ona benzer bir Pokemon yakaladığınızda ekstra şeker kazanacaksınız. Mega evrimi boyunca. Bu da güzel bir detay. Zaten az önce gördüğünüz pisişik türü bir Pokemon yakaladım ve ekstra şeker verdi. Buraya kadar arkadaşlar. Mega Evrim kısmına girip kısa yoldan buradan girip şuradan yapabiliyorsunuz ve şu an mesela bu Mega Evrim'i yapmaya kalksam ben bir Pokemon'un Mega Evrim modunda olduğu için ya bunu iptal edecek ya da tek bir tane yapabiliyorsunuz günde. Fakat Charizard yerine bunu bile kasabilirim her an. Belli olmaz. Bu da gerçekten çok iyiymiş. İzlediğiniz için teşekkür ederim bununla ilgili bir maç şu an bulursam belki ardından onu da yayınlarım ee, yakında bir yerde var fakat gitmek istemiyorum şu an farklı bir özellik yoksa evet dostlar mega evrimle ilgili yorumlarınızı kesinlikle bekliyorum ben e, çok çok beğendim gerçekten çok beğendim e, geç kalınmış bir şey ya da tam zamanında Türkiye'de tam böyle yayılmasıyla birlikte çıkan bir şey e, ben çok beğendim Sizler hangi Pokemon'ları Mega Evrim yaptınız ya da benim gibi hangi Pokemon'ları ki örnek olarak şu arkadaşı gösteriyorum Allah bilir DG'si kaç olacak. Hangi Pokemon'ları Mega Evrim yapmak istiyorsunuz bunları bizlerle paylaşırsanız çok sevinirim. Ayrıyeten şöyle bakayım aynen şu da Mega Evrim'i yoktu bu Pokemon'un Mega Evrim'i de geldi. Ee, bu Pokemon da mega evrimleşiyor. Fakat bendeki ciddi oranda çok güçsüz olduğu için olsa bile yapmazdım. Başka da yok. Başka da yakalamadım şimdiye kadar. Bunu da Sağolsun bir arkadaş verdi bana. Mega evriminde şu ki ufaklık dışarı çıkıp o da onunla beraber savaşır pozisyona geliyor. Ee, like atmayı, yorum atmayı kesinlikle unutmayın. Ee, kanalımız çok iyi gidiyor. Başlangıç seviyesi bir kanal olduğu için. Şimdilik çok iyi gidiyor. Desteklerinizi bekliyorum. İyi seyirler arkadaşlar.